أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli izleyiciler, Arapça Öğreniyorum'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben burada stüdyoda arkadaşlarımla devam etmek istiyorum. Sizler de inşallah ekranlarınız başında takip edersiniz efendim. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni bölüme geçmiş olalım. Evet, bu resmi daha önce hatırlıyorsunuz. Bu cümleyi de hatırlıyorsunuz. Hâzâ racülün neydi? Bu adamdır. Bu adamdır. Bu bir hüküm cümlesi. Bir yargı ifade ediyor. Artık o cümle orada bitti. Değil mi? Cümle kesinlik orada bitti. Hazırladım. Nokta var. Bu adamdır. Bu adamdır. Yani oradaki dır kesinlik ifade ediyor. Peki hâzâ racül, hâzâ racülü vâkifun. Bu adam bekliyor. Bekleyendir. Ayaktadır. Burada bir fark var. Alttaki cümlede bir fark var. Nedir o fark? El taksı gelmiş. Evet. Racülünün başına elif lam takısı getirmişiz. Tarif ediliyor. Evet, onu anlatıyorum. Demek ki hâder racülü orada bitmiyor. Bu adam... Bu adam nedir acaba? Bu adam nedir? Ne yapıyor? O zaman eğer cümleye devam edeceksem, yani onu anlatacaksam elif lam takısı getiriyorum. Değil mi? Anlattığım kelimenin başına elif lam takısı getiriyorum. Anlatıyorum şimdi. Bu adam vakıfın bekliyor. Vakıf neydi? Bekleyen. Hâder raculu vakıfın, bu adam bekleyendir. Kısaca bekliyor. Peki bu adam büyüktür deseydim. Hâder raculi kebirun. Bu adam mescittedir deseydim. Hâder raculi fil mescidi. Oradaki el taksını unutmuyoruz. Hâder raculu fil mescid diyecektim. Değil mi? Yani onu anlatırken başına elif lam takısı getiriyorum. Devam edelim. Tilke şemsun. Bu güneştir. Bu güneştir. Elif lam takısı var mı? Hayır. Yok. Çünkü bu bir hüküm cümlesi artık. Tilke şemsun. Bu güneştir. Uzaklık ifadesi için tilke getirdim. Peki bu güneş güzeldir dersem, onu anlatırsam. Tarif edersin. O zaman şemsin başına elif lam takısı getiriyorum. Tilke şemsu. Bu güneş cemiletun. Güzeldir. Güzeldir. Peki bu güneş uzaktadır dersem. Tilke şemsu ba'idatun. Tilke şemsu ba'idatun. Devam edelim. Hâzâ kitâbun. İşte bu kitaptır. İşte bu kitaptır. Peki kitabı anlatayım şimdi. Hâzel kitâbu meftuhun. Açıktır. Bu kitap açıktır. Peki bu kitap büyüktür. Kebîratun. Kebîrun mu kebîratun? Kebîrun. Neden kebîrun? Çünkü yuvarlak T olmadığı için evet, müzekkerdir. Kitabın sonunda yuvarlak T olmadığı için, müenneslik alameti bulunmadığı için bu kitabı hâzâ ile işaret ettim ve meftuhatun değil meftuhun dedim. Peki kitap yakındır diyelim. Bu kitap yakındır. Hâzâl kitâbu garîbun. Garîbun. Peki bu kitap güzeldir. Hâzâl kitâbu cemîlun. Cemîlun. Hâzâ kürsiyun. İşte bu kürsüdür. Evet, bu sandalyedir. Büyük bir sandalye. Çünkü üzerine araba koymuşlar. Altta adamlar bakıyor. Hâzâ kürsiyun. Peki bu sandalye büyüktür diyeyim. Hâzâ kürsiyu kebîratun. Kebîrun. Hâzâ kürsiyu kebîrun. Kürsiyi anlatırken demek ki başına el takısı getiriyormuşum. Hâzâ kürsiyu kebîrun. Bu sandalye büyüktür. Tilke seyyâratun. Bu arabadır. İşte bu arabadır. Hâzihi de diyebilirdim. Neden tilke dedim? Uzaklık anlatıyor. Uzakta değil mi? Uzakta olduğunu. İstersem uzaklık manası vermek için tilke diyebilirim. İşte bu arabadır. Peki arabadan bahsedelim şimdi. Tilke seyyaratu, oraya elif lam takısı getirdim ondan bahsetmek için. Bu araba alel kürsiyyi. Kürsünün üzerindedir. Kürsünün üzerindedir. Peki bu araba müderrisindir. Tilke seyyaratu lil müderris. Çok güzel. Tilke seyyaratu lil müderris. Oradaki li ne için getirdin? Aitlik. Aitlik için getirdin. Çok güzel. Peki bu araba yenidir diyelim. Pek yeni de gözükmüyor ama evet. Tilke seyyaratu cedidun. Cedidun. Evet. Devam edelim. Hâzel kürsiyyü alel mektebi. Kürsü masanın üzerindedir. Evet. Sandalye masanın üzerindedir. Peki sağdaki resim için ne diyeceğiz? Hâzel kürsiyyü alel raculi. Çok güzel. Hâzel kürsiyyü alel raculi. Bu sandalye adamın üzerindedir. Peki هذا الرجل نجار. Bu adam marangozdur. Peki bu adamdır deseydik? هذا رجل. Bu marangozdur deseydik? هذا نجار. Çok güzel. Peki diğer için ne diyeceğiz?
Haza raculu tabibun. Elif lam taksi getirdiniz değil mi? Haza raculu tabibun. Bu adam tabiptir. Doktordur. Buradaki farkı anladık değil mi? Evet. Ne diyeceğim? İsmini söylersem. İsmur raculi Zeydun. Güzel. İsmur raculi, raculun ismi yani adamın ismi Zeyd'tir. İsmu raculi. Evet. İsmur raculi Mahmudun. Veya birinci resimde ismun neccari. İsmun neccari Zeydun. Zeydun. İsmu tabibi Mahmudun. Öyle de diyebilirdim değil mi? İsmu tabibde ne var? Daha önce hatırladığımız bir kural. Mudaf, evet, mudaf ve mudafun ileyh var. Mudaf hangisidir burada? İsmi. İsim mudaftır. Yani ait kılınandır. Ait kıldığımız şeydir. Tabip ise kendisine ait kılınandır. Mudafun ileyh'tir. Mudafun ileyhin sonu ne oluyordu? Kesre. Evet. Et-tabibi. Sonu kesre oluyordu. Peki mudaf elif lam takıs alır mı? Almaz. Almaz. Mudafun ileyh alır. Mudaf yani birinci kelimemiz tarif hiçbir zaman elif lam takısı almaz. Mudafun ileyh yani mudaf ileyh olduğu zaman. Devam edelim. Uzakta bir adam var, yakında bir adam var. Uzaktaki adam ayakta, yakındaki adam oturuyor. Zalike raculu kaimun. Çok güzel, çok güzel. Zalike raculu kaimun. Uzaktaki adamı anlatmak için işte bu adam. Zalike raculu kaimun ayakta. Evet. Kaim ayakta demek. Zalike raculu kaimun. İşte bu adam ayaktadır. Peki yakındaki için söyleyelim. Hazar raculu calisun. İşte bu adam da oturuyor. Devam edelim. Evet. Birisi arabanın üzerinde. Birisi de atın üzerinde. Uzaktaki zâlike raculu alel hisani. Atın üzerindedir adam. Evet. İşte bu adam. Zâlike racul neydi? İşte bu adam. Neden zâlike dedim? Uzakta. Uzaklık anlatmak için. İşte bu. Raculu ala neydi? Üzerinde. Üzerinde. Neden hisanın sonu kesre olmuş? Ala geldi. Ala harfi cerlerdendir. Dolayısıyla geldiği ismin sonunu kesre yapar. Yapıyor. Hâzer raculu bu adam ala seyyareti arabanın üzerindedir. Arabanın üzerindedir. Devam edelim. Peki uzaktaki adam için konuşayım. Zâliken hisanu raculi. Lir raculi. Lir raculi. Ne dedim? O at adamındır. Evet işte bu at lir raculi adamındır. Hisan at demek. Zalikel hisanu işte bu at lir raculi adamındır. Aitlik. Oradaki adamın manası ne veriyor? Li veriyor. Peki hazer raculu qaidun bu adam şofördür. Qaid şoför demek. Aynı zamanda oturan da anlamına geliyor. Hazer raculu bu adam qaidun şofördür. Şofördür. Hazer raculu qaidun. Peki bu araba küçüktür diyeyim. Hâzâ seyyâretu sagîratun. Evet. Hâzî seyyâretu sagîratun. Neden sagîrun demedim? Çünkü seyyâre müennestir. Evet. Seyyârenin sonunda yuvarlak T olduğu için onu anlatırken de sonuna yine yuvarlak T getiriyorum. Sagîrun değil, sagîratun küçüktür. Devam edelim. İki tane saat var. Alttaki saat büyük, üstteki küçük diyelim. Hâzihi sa'atun. Ne demek hâzihi sa'atun? İşte bu saattir. Evet, işte bu saattir. Neden hâzâ demedim? Çünkü müennestir. Evet, saatin sonunda yuvarlak t olduğu için müennestir diyorum. Dolayısıyla hâzâ ile değil, hâzihi ile işaret ediyorum. Hâzihi sa'atü li Yusuf. Alttaki. Bu saat Yusuf'undur. Evet, bu saat Yusuf'undur. Harekeleri yazmıyorum. Çünkü artık bu kelimeleri tanıdığımı farz ediyorum. Değil mi? Hâzihi sa'atü li Yusuf. Bu saat Yusuf'undur. Neden li kullandım? Aitlik. Evet ona ait kılmak için li harfi cerini getirdim. Üstteki de adamın olsun. Hâzih saatu lir raculi. Peki alttaki saat büyüktür diyeyim. Üstteki de güzeldir diyeyim. Evet. Hâzih saatu kebiratun. Neden kebirun değil? Çünkü saat müennestir. Onun sıfatı da müennes olacak. Evet. Onun sıfatı da teli olacak. Tilke saatu. Tilke neden tilke diyorum? Uzakta. Evet. İstersem mühennes. Uzaklık manası vermek için tilke diyelim. Tilke ne manasındaydı tilke? İşte bu. İşte bu. Tilke saatu. İşte bu saat. Cemilatun güzeldir. Güzeldir. Peki alttaki resimde önde bir ağaç var. Alttaki resimde önde bir ağaç var. Arkasında araba var. Hâdihi şeceratun bu ağaçtır. Bu ağaçtır. Tilke seyyaratun. İşte bu arabadır. İşte bu arabadır. Üstteki resimde önde bir köpek var. Arkada kapı var.
Haza babun, işte bu kapıdır. Haza kelbun, haza babun. Zalike babun da diyebilirdim, değil mi? Peki. Hâzihi şeceratu emâme seyyâreti. Emâme önünde demek. Yani işte bu ağaç, işte bu ağaç seyyarenin önündedir. Seyyarenin önündedir. Yani arabanın önündedir. Hatırlarsanız biz daha önce tahte altında. Fevka değil mi? Üstünde. Tahte altındaydı. Fevka üstünde. Yukarısındaydı. Emame de aynı onlar gibi önünde anlatıyor. Ve başına geldiği ismin sonunu ne yapıyor yine? Aynı harfi cer gibi kesre yapıyor. Hâzihi şeceratu emâme seyyârati. Değil mi? Ti. Sonu da kesre. Sonu kesre yapıyor. Tilke seyyâratu, bu araba halfe şecerati, ağacın arkasındadır. Halfe de arka manasında. Arka manasında zarf. Tilke seyyâratu halfe şecerati. İşte bu ağaç, işte bu araba ağacın arkasındadır. Peki yukarıya bakalım. Hâzel bâbu halfel kelbi. Hâzel bâbu, işte bu kapı, en üstten. Hâzel bâbu, işte bu kapı, halfel kelbi, köpeğin arkasındadır. Yine bir altında, hâzel kelbu, bu köpek, işte bu köpek, emâmel bâbi, kapının önündedir. Nereden anladın önünde olduğunu? Emâme. Emâmeden anladım. Peki, zâlike fellâhun ne demek? Bu çiftçidir. Çiftçi. Bu çiftçidir. Peki, başında elif lam takısı olmadığı için cümlemiz bitmiş, değil mi? Hakem. Zâlike fellâhun. Hâzihi bekaratun. Bu inektir. Bu? İnektir. Evet. Peki, anlatıyorum şimdi çiftçiyi. Zâlike fellâhu halfel bekarati. Bu çiftçi ineğin arkasında. Halfe arkasındaydı. Halfel bekarati ineğin arkasındadır. Hâzihil bekaratu, bu inek, emâmel fellâhi, çiftçinin önündedir. Evet, emâmel fellâhi, çiftçinin önünde. Çiftçinin önünde. İşte bu inek, hâzihil bekaratu, emâmel fellâhi, çiftçinin önündedir. Emâme neydi? Önünde. Önünde. Devam edelim. Peki, limen hâzihil bekaratu? Bu inek kimindir? Çok güzel. Kimindir? Limen neydi? Kimin? Limen. Li ait, yani kime ait? Limen hâzihil bekara, bu inek kimindir? Kime ne diyeceğiz? Hâzihil bekaratu lil fellâhi. Evet, hâzihil bekaratu, bu inek lil fellâhi, çiftçinindir. Peki çiftçinin manasını veren ne? Li. Fellâhi dedim, başka ki. Evet, neden hâzâ değil de hâzihi? Çünkü bekaratu müennestir. Evet, bekaranın sonunda yuvarlak T var, müennestir. Peki, öndeki nedir? Deve, deve, arkadaki araba, dişi deve diyelim buna, dişi deve. Hani deve, erkek deve neydi? Cemel. Cemel. Dişi deve, naka. 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 Naka nedir? Deve, dişi deve. Dişi deve olduğu için hâzihi ile işaret ediyorum. Hâzihi nâkatun. Hâzihi nâkatun, bu devedir. Arkadakini biliyoruz. Tilke seyyaratun. Tilke ne manasındaydı? Tilke? Uzakta. Uzaktaki için işte. İşte bu. Evet, işte bu arabadır. Ona ben hâzihi de diyebilirdim, değil mi? Yakın manası vermek için. Peki, hâzihin nâkatu, bu deve, emâme seyyaratin, arabanın önündedir. Arabanın önündedir. Emâme neydi? Önünde. Emâme seyyareti, arabanın önündedir. Tilke seyyaratu, işte bu araba. İşte bu araba. Halfen nâkati, dişi devenin arkasında. Halfe neydi? Arkasında. Arkasında. Peki, tilke seyyaratun, hâzihi seyyaratun. Nedir hâzihi seyyaratun? Bu arabadır. İşte bu arabadır. Tilke seyyaratun, uzaktaki bir nesneyi araba. Evet, işte bu arabadır. Hâzihi seyyaratun meftuhatun. Bu bu arabanın kapısı ya da açık arabadır. Evet, bu araba açıktır. Tilke seyyaratu cemiletun. Bu araba güzeldir. Evet, bu araba güzeldir. Neden elif lam taksis getirmişim seyyarenin başına? Onu anlatmak için değil mi? Tarif etmek için. Evet, anlatacağım ismin başına elif lam taksisi getiriyorum. Evet, son resmimiz. Limen tilke seyyaratu. Limen hâzihi seyyaratu. İşte bu kimin? Araba kimindir? Evet, bu araba kimindir? Kimindir? Hâzihi seyyaratu lit-tabib. Evet, alttaki doktorundur, lit tabip. Üstteki de tabibenindir. Yani bayan doktorundur. Doktor. Tilke seyyaratu lit tabibeti.
Evet, burada anlaşılmayan bir şey yok herhalde. Biraz tekrar gibi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.